Sigma Nest'te çizim ortamındaki geometri komutlarından merkezi yarıçaplı yay komutu şu şekilde çalışır. İsterseniz yarıçap, isterseniz çap değeri girerek başlangıç noktasını, bitiş açısını, başlangıç açısı ve bitiş açısını yazarsanız tam daire, yarım daire, isterseniz şuradan 180 derece demeniz yeterli. Buna benzer çizimleri anında oluşturabilirsiniz. Örneğin başlangıç 180, bitiş 360 dersem bu kez tam tersini oluşturabilirim. Merkezi çaplı yay dersem yine başlangıç ve bitiş açısını yazarak bu kez çap değeri girerek istediğim yay tasarımlarını veya daire tasarımlarını oluşturabilirim. Gereksiz olanları siliyorum. Üçüncü bir komut merkezi yay parçası. Merkez noktasını başlangıç ve bitiş açısını tanımlayan iki noktadan geçecek şekilde yay oluşturabilirsiniz. Saatin tersi veya saat yönünde yaylar oluşturabilirsiniz. Örneğin şurası benim merkezim. Şurası benim yarıçapım olacak şekilde şöyle bir yay oluşturabilirim. Veya bunun tam tersi. Burası yine benim merkezim. Burası yarıçapım olacak şekilde şöyle bir yay oluşturabilirim. Onun haricinde 3 noktadan geçen yay komutumuz var. Yay üzerindeki birinci noktayı belirliyorum. İkinci noktam ve üçüncü noktayı seçmem yeterli. Hızlı kıp komutuyla şunları temizliyorum. Tekrar edecek olursak birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta demem yeterli. İki noktaya teğet yay şu şekilde çalışıyor. Örneğin bir dikdörtgen çizelim şuraya. Ve iki noktaya teğet yay dediğimde birinci noktam, ikinci noktam dersem buraya teğet bir daire oluşturuyor. Yine benzer şekilde ikinci noktayı seçerek teğet yaylar oluşturabilirim. Geri alıyorum son yaptıklarımı. İki noktadan yay parçası için birinci noktayı seçip İkinci noktayı seçmem yay parçası için yeterli. Birinci nokta, ikinci nokta. Uçuşa ekleyebilirim bunu. Sürekli yay ise birbirine teğet olacak şekilde sürekli yay oluşturmak için kullanacağımız komut. Örneğin şurada şu noktadan başlayacak şekilde bir yay oluşturdum. Sonra uçuşa ekleyerek sürekli yayı oluşturacak şekilde şekiller devam eder. Siz bitti diyene kadar, yani şuradaki onay butonuna veya sağ tuş bitti diyene kadar çizim devam edecektir. Bir diğer komut saplan yay. Burada ise düğümler arasındaki yay sayısı, yani iki nokta arasındaki yay sayısı 1 mi, 2 mi, kaç tane yay yapacaksanız onu belirleyip noktaları belirttikten sonra onay vermeniz bu supply'ını oluşturmak için yeterlidir. Bunların hepsi yay olacak şekilde karşınıza çıkartılır. Yay komutları bu şekilde çalışıyor. Hemen yanındaki daire komutlarına bakalım. Merkezi yarıçaplı daire komutuyla yarıçapı 120 olan bir daire çizmek isterseniz daire değerini girip nokta tıklamanız yeterli. Hemen altında çaplı daire var. Bu kez şuradaki çap ikonu aktif oluyor. 300 çapında bir daire oluşturacağım. Şu merkezlere bırakacak olursak bu şekilde merkezden daireler oluşuyor. Kenar üzerinden daire. Daire merkezini belirtip imlecin işaretini veriyorum. Mesela şuradan
bir daire. Yarıçapını tabii ki giremiyorum. Herhangi bir değer girmeniz yeterli. Şu noktadan sonra istediğiniz çapı çizdirebilirsiniz. Hemen altında iki noktadan daire. Birinci nokta, ikinci nokta. Birinci noktam, ikinci nokta. Bu iki noktaya teğet olacak şekilde daireler oluşturabilirsiniz. Bir noktaya teğet daire ise seçtiğiniz noktaya teğet daire çizecektir. Teğet elementi seçiyorum. Daire merkezini belirtiyorum. Şurası olsun. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi daireyi oluşturuyor. Tekrar daire merkezim teğet elemanı gibi. Hemen altında iki noktaya teğet daire. Birinci noktam, ikinci noktam. Tabii yarı çapı mutlaka doğru girmek gerekiyor. Örneğin şöyle 120'lik ende 250'lik boyda bir dikdörtgenim var. Buraya iki noktaya teğet daire deyip 125'lik yarı çap girer. Şu noktaya şuraya tıklarsam gördüğünüz gibi iki noktaya teğet olacak şekilde daireyi oluşturdum. 3 noktaya teğet daire. Birinci teğet elementim, ikinci teğetim, üçüncü teğetim dersem bu üç noktaya teğet olacak şekilde bir daire, büyük bir daire çizmiş oluyorum gördüğünüz gibi. İki elemente teğet bir noktadan geçen örneğin iki tane çizgim olsun. Şu şekilde açılı. İki noktadan teğet bir nokta. Şuraya teğet olsun. Şu yay bu çizgi dersem bunun üzerinden geçecek. Hem bu çizgiye hem bu yaya teğet olacak bir daire seçmem yeterli oluyor. Bir elemente iki noktadan geçen bir elemente teğet olacak. Birinci noktam, ikinci noktam. Şu yayı seçtim. Şu noktadan teğet olacak. İkinci noktayı seçiyorum ve teğet seçtiğimde buradan yeni bir daire oluşturmuş oluyorsunuz. Bir de elips komutumuz var. Elipsin x yarıçapı, y yarıçapı, açısı, segment sayısını girip oluşturduğunuzda elipsinizi buradan oluşturabilirsiniz. 90 derece dik yapmak için 90 derece elips ayarlayabilirsiniz. Yay ve daire komutları bu şekilde çalışıyor.